T24 yazarı Perihan Maden şu sıralar sosyal medyada gündemden düşmeyen ve Netflix'te en çok izlenen dizi olan Bir Başkadır hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Bu dizide tahammül edemediğim iki mesele var arkadaş diyen Perihan Maden'in yazısının dikkat çeken kısımları şöyle. Bu dizide tahammül edemediğim, üstesinden gelemediğim iki mesele var arkadaş. Birincisi, bir değil tam iki hocaya ve onların şirinliklerine maruz kalmamız gelenekçi, başını açacak kızın iyi kalpli babası hoca ve onun bıdı bıdısı, vızı vıdısı yetmemiş gibi bir de yenilikçi, yungçu hocaya maruz kalmayalım mı? Ki yungçu hocanın kafa ütülemeleri bana fena halde Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmindeki iki hocanın elma ağacı önünde kahvede yaptıkları bitmek bilmeyen sahte felsefi, belki de gerçektir bana sahte geliyordur, sohbetleri hatırlattı. Diyanetin bütçesi Milli Eğitim'in Sağlık Bakanlığı'nın 10 ya da 50 misliyken Ali Erbaş beyaz üstüne beyaz işle entarisi ve kılıcıyla bir değil iki kez Ayasofya fetih ayini gösterisi yapmışken bir dizide harbiden bir değil iki hocaya gerek yok. Ama Berkun kimi karelerde çekimlerde de, de Nuri Bilge Ceylan türbesine yüz sürmüş. Belki Beynel Milal olsun işim dedi ya da devreye İran sineması estetiği girdi. Bir de... Belki Kürt hocalar tartışıyordur, İranlılar tartışıyordur, Mısırlılar tartışıyordur dini ve felsefi meseleleri. Ben Diyanet'ten hocalarımızın daha ziyade Toki'ye girsek mi, amcaoğluyla bizim dededen kalmayı yıkıp yerine altı katlıyı diktik mi diye inşaat, yatırım, kalkınma, altın ve döviz mevzularına yoğunlaştıklarına %1850 eminim. Bu hayallerdeki cankuş hocalardan vazgeçin beyler. Harbiden ifrat ve tefrit. İkincisi, abi Fatih Artman o da vahim iyi oyuncu, karısına ve kız kardeşine acayip ve sürekli psikolojik şiddet uyguladığı halde meğer pamuk gibi bir kalbi varmış. Karısı klinik depresyonda olduğu halde ona bas bas bağırması, tedaviyi düşünmemesi, köye götüreceğim deyip geri dönmek gibi eziyetleri hep ne yapacağını bilememesinden yaparmış. Erkeklerde ağlarmış. Hatta rezidans ve kas güzeli Fakır Sinan'da Ali Yücesoy olduğu gibi musluklar bir açıldığında kapanmak bilmezmiş. Annesi çöpe evde oturan Sina'nın değirmeninin suyu nereden geliyor öğrenmek isterdim şahsen. Fakat adam hem komando, askerde tavşanları öldürmüyordu hem de çalıştığı gece kulübünde iki kızı tuvalette fikir diyor diye kapı baca kırıp kızların ağzını burnunu dağıtacak kadar şiddet sarmalında bir herif. Harbiden hocanın kızının antipatik sevgilisinin onu bıçaklaması bu şiddet bağımlısı herifi de bağrımıza basmamız için yeterli mi? Ha, bir de karısı tecavüz kurbanı olduğu halde onu kabul etmiş. Bu da onu temize çıkartma hamlesi. Ama dizinin sonunda o çakallar çakalı Meryem, aşırı cazibesiz, yünkçü genç hocaya gelin olacak diye şakkadanak düşüp bayılmıyor mu? Saadetinden. Bu sonu değil bizler, düşmanım dahi hak etmiyor Berkun Üstelik adamın bir çorabı yırtıktı. Kuş uykusundaki imamınki gibi... Diyanet yeni bir zam daha yapsın Allah'a sen. Bu yırtık çorap meselesine bir el atılsın evliliğe atanamamış imamlarda. Yine de Berkun Oya'nın bir ceni olduğunu düşündüğüm yerler, sahneler olmadı değil. Onlardan biriyle tam da Türkiye'nin özeti ruhuyla bitireyim. Yengesi sınır krizi geçirip çocukların önünde kafasını cama vurmuş da vurmuş. Abisi zaten bitmeyen öfke nöbetlerinden birinde. Meryem radyoda oyun havası açıp hadi abi oynayalım diye tutturmuyor mu? Gözü kara bir bencillik. Dünya yansa umrunda olmama hali. Hadi Türkiye oynayalım ısrarı, kararlılığı. İçinde var olunan durumla sonsuz bir inatlaşma. Vahim bir körlük, aldırışsızlık, resmi bir hal, arzulanan, dayatılan, içselleştirilmiş. Şahane sahneydi. Hocayla düğününde de ne oynamıştır Meryem? Abi de, yenge de e eh, mutlular artık bir başkadır benim memleketimde. Mutluluk tam dibimizde. Entelle vurup pas geçmeyelim.